Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-cem'ül-mükesser, kırık çoğul. Mükesser, kırılmış olan. Mükesser, burada mim de ismi mef'ulun bir ziyadesidir. Mükesser. Kırık çoğullarda oldukça çeşitli formlar var. Dolayısıyla bunu ezberlemekten başka bir çare yoktur. Herhangi bir mizanı yok kırık çoğulların. Ama normal salim çoğullar, işte cem-i salim, bunlarda bir muvazene var. Vavlanundur. Mesela muallim, bir öğretmen. Muallimun, öğretmenler demektir. Vav ve nun sona gelir. Aynı şekilde müenneslerde de salim, cem-i salim var. O da mümine, müminetun yani. Tek bir öğretmene denir. Mümin, şey, muallime, muallimetun. Öğretmenler ise, bayan öğretmenler ise muallimat şeklinde. Sondaki ta-i merbuta açılır. Ta-i merbuta ile sondan bir önceki T'ye bitişik olan harf arasına bir elif girer. Elif ve açık T sonda olmak üzere bir muvazenesi var. Ama kırık çoğullarda o yok. Şimdi okuyalım. Kırık çoğullarda nasıl bir düzen var? Ona bir bakalım. Yal'abu, oynuyor. Dahir, dahir. Ve sadık, sadık. Ve mahmud, Mahmud. Fil hadikati, bahçede. Sadık, Tahir, Mahmud bahçede oynuyor. Ve tel'abu Zeynep ve Meryem ve Fatime. Zeynep, Meryem ve Fatıma aynı şekilde oynuyor. Erkeklere yel'abu, kızlara tel'abu geldiğine dikkat edin fiillere. Bir de erkeklerde tenvinler var. Sadıkun, Mahmudun, Tahirun. Ama kadınlarda, kızlarda, kız isimlerinde işte Meryem'u, Zeynep'u, Fatime'tu şeklinde tenvinsiz olduğunu görüyoruz. Buna dikkat edelim. Ma'a mudarrisatihinne. Kadın, mudarrisati. Bu kadın öğretmen. Kadın öğretmenleriyle. Hinne, kızların zamiridir. Yani kızlar, kızların öğretmeni ile oynuyor. Kim oynuyor? Zeynep, Meryem ve Fatıma. Erkek de kendi alanında oynuyor. Yukarıda hemen resme de bakalım. Fotoğraf. Devam edelim. Hünake, orada ebniye, ebniyetun dahmetun. Binalar vardır. Dahmetun, kocaman binalar vardır. Vera el hadikati, bahçenin arkasında. Vera el hadikati, bahçenin arkasında. Ebniyetun, binanın çoğuludur. Dahmetun, bu çoğul gelmez. Sıfattır. Çoğulun sıfatı normalde çoğul olur ama kırık çoğulun sıfatı çoğul olmaz. Üfrettir. Evet. Kocaman binalar vardır hunake, orada. Vera el hadika, bahçenin arkasında. Velil ebniyeti, binaların vardır. Ebvab, kapıları. Binaların kapıları vardır. Ebvab yine bab kelimesinin çoğuludur. Nasıl kapılar sıfatı nedir? Kesiretun. Bakın kesire müfred gelmiş. Kırık çoğulun sıfatı çoğul olmaz. Kesiretun. Çok kapıları vardır binaların. Ve nevafizu, ve pencereler. Kesiretun. Çok pencereleri vardır. Ve gurefun, odalar. Kebiretun. Büyük odaları vardır. Şurada aşağıdaki bilgiye hemen bakalım.
Tahir tiflun. Tahir çocuktur. Sadıkun tiflun. Sadık çocuktur. Mahmudun tiflun. Mahmud çocuktur. Üçü beraber çocuklar diyeceğiz. Tahirun ve Sadıkun ve Mahmudun çocuklardır diyeceğiz. Etfalun. Etfal tiflin çoğuludur. Kırık çoğuludur. Tiflin normal çoğulu var mı? Yoktur. Yani buna vav ve nun getirelim. Tiflune yapalım. Olmaz. Bu kırık çoğul şeklinde kullanılır. Tifl kelimesi. Ama muallim mesela. Muallimun dersin. Vav ve nunu getirirsin sonra. Muallimun olur. Ama tifl için vav ve nunu düşünemeyiz. Ona etfal gelir. Demek ki çocuklardır. Zeynep kız çocuğudur. Zeynep'un tifletun. Zeynep'u tifletun. Meryem'u tifletun. Fatimetu tifletun. Zeynep'u ve Meryem'u ve Fatimetu tiflat. Tifletunun çoğulu tiflat geldi. Bu kırık çoğul şeklinde gelmedi. Normal salim çoğulların, yani müenneslerdeki salim çoğulların elif ve t, sonra elif ve t'si şeklinde geldi. Tiflatun, tiflatun. Muallimetun, muallimatun. Müderrisetun, müderrisatun. Bu salim çoğul. Haza kalemun, bu kalemdir. Hazani, kalemani, iki kalemdir. Hazihi, bakın müfrettir bu. Yine normalde müpteda haberde müfretse müfret, işte tesniye ikilse ikil, cem ise cem gelir. Bu çoğul, eklam çoğuldur, kalemler. Buna rağmen müpteda, yani haber çoğul olduğu halde müpteda müfrettir, müfret müennestir. Yani kırık çoğulların halu, tavrı müfret müennes şeklinde kabul edilir. Müfret müennes. Sıfat da böyledir. Müpteda haber uyumunda böyledir. Fail fiil uyumunda yine böyledir. Hazihi aklamun. Bu kalemlerdir. Hiye o aklamun. O kalemlerdir. Haza kitap, kitaptır. Hazani kitabani. Hazihi kutubun. Bakın hemen hazihi oldu. Halbuki kitap müzekerdir. Olsun, müzekkerin çoğulu kırık çoğul olduğu zaman müennes müfret kabul edilir. Hazi kutubun. Hiye kutubun. Onda o kitaptır. Haza defter. Hazani defterani. Hazihi defatir. Defatir geldi. Bak bu kutup geldi. Bu defatir geldi. Yukarıdaki eklam geldi. Eklam başına bir elif gelmesiyle, yani hemze gelmesiyle oldu. Bu kutup, yani kitaptaki elifin gitmesi, işte fuul şeklinde bir vezin, kutup o şekilde bir kırık çoğul. Defter ise defatir şeklindeki, hiçbiri birbirine uymuyor, yani her biri farklı bir mizanda. Hiye defatir, o defterlerdir. Hazihi nafize, şimdi çoğula gelelim. Hazihi nafize, bu penceredir. Hatani, yukarıda hazani müzekker içindi, hatani müennes için. Hatani, nafizetani, bu iki penceredir. Hazihi, bakın yine müennese de yine hazihi gelir. Hazihi nevafiz. Defatirle aynı mizanda gördüğünüz gibi. Ha, bu sefer nafize müennestir, defter müennes değil. Yani yine bir böyle bir mizan koyamayız. Nevafiz. Demek ki nafizenin çoğulu nevafiz. Hiye nevafiz, o pencerelerdir. Hazihi şeceretun. Hatani şeceretani. Hazihi eşcar. Eşcar şeceretünün çoğuludur. Hiye eşcar. Ve yine haza kürsi, hazani kürsi, yani hazihi kerasiyu, kerasiyu. Bu arada şunu da dikkat edelim. Kırık çoğulların bazı vezinleri tenvinsizdir. Mesela nevafiz tenvini yok. Nevafizu. Kerasiyu. Yine tenvini yok. İşte defatiru, bakın tenvini yok. Eklamunun ki var. Kutubunun ki var tenvini. Kırık çoğul. Eşcarun yine var. Ha,
Bazı vezinler işte buradaki elif ortasında elif olan yani ikinci harfinden sonra elif varsa işte kerasi, nevafiz, defatir de göstereyim, defatir. Yani bu mizanda oldu mu bu şekilde bir kırık çoğul normal tenvin almayan gayrimunsarif olarak kabul edilen bir kelimedir. Gayrimunsarif olması demek bunun kesra almaması demektir. Yani başına fi gelse bile fi kerasi yani ala işte kürsiden üstü ala kerasiye diyeceğiz. Ala kerasiyi diyemeyiz. Çünkü gayrimunsarifler kesra alamaz. Bunu da o şekilde kısa bir not olarak verdim. Hiye kerasiyu yine o kürsülerdir. Ama altta bir dipnotu okuyalım. Bazı isimler çeşitli vezinlerde çoğul yapılır. Çeşitli vezinler dedim. Bu çeşit çoğula yani vezni çeşitli olan çoğula kırık çoğul denir. Demek kırık çoğulun kırık olmasının sebebi nedir? Çeşitli vezinlerde çoğul yapılıyor olmasıdır. Burada bir tablomuz var. Bu sefer kırık çoğulların vezinlerini açıklıyor. İşte dedim ki bu ezberlenecek yani. Veznimiz ef'al vezninde olan kırık çoğullar var. Fu'ul, kutup gibi olan vezinler var. Fu'al, fu'alun, fu'lun şeklinde olan vezinlerimiz var. Ve yine arkasında fa'la şeklinde olan bir vezin sistemi var. Mesela merda hastalar. Halbuki meret hasta demektir. Merit. Pardon. Merit hasta demektir ama bunun çoğulu merda yani fa'la vezninde. İşte cerih yaralıdır ama cerha yaralılar. Esra işte esirler. Normalde esirdir ama çoğulu esradır. Yine fual vezninde işte hussat kıskançlar ama hasit kıskanç birisidir. Hussat kıskançlar çoğuludur. Fial cibal gibi dağlar Kur'an'da geçiyor. Rical adamlar, raculun ricalun. Bihar yine Kur'an'da geçen kelime denizler. Bahar denizdir, bihar denizler. Ve fuul vezni var. Fuul ne gibi? Kubur mesela. Kur'an'da geçen bir kelimedir yine. Kubur, kabir. Kabirdir. Kubur çoğuludur. Bu şekilde işte kasır saray, kusur saraylar, kulup kalpler Kur'an'da geçiyor. İşte cuyuş ordular, umur işler, emirler gibi. Bu şekilde dersimizi bitirelim. Bir ayeti kerimeyle inşallah bitirelim. Hemen şöyle biraz yalnız şimdi bu ayet-i kerime dedim. Ayet-i kerime olduğuyla ilgili işte tam emin değilim. Hemen onu düzeltelim. Eğer öyle değilse la yanzuru ila suvarikum. Allah suretlerinize bakmaz. İnna Allah la yanzur ila ecsamikum ve la ila suvarikum. La yanzurullahu ila suvarikum ve la ila elvanikum. Evet, hadis-i şeriftir. Velakin yanzur ila kulubikum. Bir hadis-i şerifimiz okuyalım. Muttefakun aleyh olan hadis-i şeriftir. Şöyle la yanzuru bakmaz Allah bakmaz ila suvarikum. Suvar kırık çoğul. Yüzlerinize, suretlerinize bakmaz. Ve la ila elvanikum. Levnin çoğuludur. Elvan renkler
renklerinize, yani ten renklerinize bakmaz. Yenzuru bakar ila kulubikum. Kalplerinize bakar. Kalbin çoğulu da kulub şeklindedir. Bu üçü de kırık çoğuldur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Burada dersi bitirelim. İnşallah bir sonraki dersimizle yine kırık çoğul bezinlerinden örnekler devam edeceğiz.